8 GB'lık RAM'imiz var ama 7,90 GB görülüyor. Şimdi bu sorunu nasıl düzelteceğiz ya da bu sorun neden kaynaklı? Bunu anlatmaya çalışacağım. Merhaba arkadaşlar. Anakartta sorun RAM kapasitesini tam görememe. Yani sanki onboard ekran kartı varmış gibi RAM'in bir kısmını başka bir donanıma ayırma sorunu var. Bunun nasıl düzeltileceğini anlatmaya çalışacağım size. 8 GB'lık RAM'imiz var ama 7,90 GB görülüyor. Bu testi yaparken mutlaka tek slot RAM kullanmaya çalışın. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olunuz. Destek vermeyi de unutmayın. Eğer destek verirseniz ben buna benzer çalışmaları sizlere sunmaya devam edeceğim ve sizlere fayda sağlamaya devam edeceğim. Hemen Asus'un resmi sitesine giriyoruz. Yeniden başlatıp EZ Flash'a gidiyorum. EZ Flash'a girdim. Buradan USB Flash bellekteki dosyayı seçiyorum. Enter'lıyorum. Şu anda yükleme işlemi devam ediyor. Bitti. Onaylıyorum. Şimdi masa üstüne gidiyoruz. Bakalım az önceki hata var mı? Şimdi masa üstümüz geldi. Bilmiyorum. Bakalım hatayı düzelttik mi? Bakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi az önceki hata giderilmiş. Yani sorunu düzeltmiş olduk. 8 GB tam kapasite RAM'imizi görüyor. Şu anda takılı olan BIOS çipi bizim sorunlu BIOS yüklü olan çipimizdi. Buradan anladığımız anakarta güncelleme yaparken bazen BIOS yüklemesi sorunlu ya da eksik olabiliyor. Bunun gibi durumlarda mutlaka BIOS güncellemesini yeniden yapmanızı öneririm. Siz de gördünüz, şahit oldunuz. Anakartımız tam kapasite 8 GB RAM'i görmemekteydi. BIOS güncellemesi yaptığımızda bu sorunu aştık. Belki birçoğunuz bu sorunu önemsiz olarak algılayacaksınız ama buna benzer tam RAM kapasitesi görememe sorunu ile karşılaşmış olanlarınız vardır. Ben de bu içeriği bu yüzden yayınlamak istedim. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.